Merhaba arkadaşlar. Kümeler konusuyla beraberiz. Kümeler ta ilkokuldan beri gördüğünüz, yakından tanıdığınız bir konu. Kolay bir konu ama bazı öğrencilerin çok sevmediği bir konu. Bu konu bu konudan iki tane soru geliyor arkadaşlar. ÖSYM e son iki yılda ikişer tane soru sordu. 2018 TYT'de de yine iki tane soru geldi. Peki nedir küme? Küme iyi tanımlanmış birbirinden farklı Nesneler topluluğudur. Ne demek iyi tanımlanmış? Sana göre, bana göre farklı olmayacak. Herkesin anladığı şey aynı olacak. Örneğin rakamlar dediğimizde herkes aynı şeyi anlar. Bu nedenle rakamlar bir kümedir. Ancak Türkiye'nin en iyi üniversiteleri dediğinizde neye göre, kime göre? Bu gör tamamen subjektif kişiye göre değişir. Bu nedenle bir küme belirtmez. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Elemanları ise küçük harflerle gösterilir. Kümede her bir eleman küme içine bir defa yazılır. Tekrar yazılmaz. Kümenin içinde elemanların yer değiştirilmesi sonucu değiştirmez. A kümesinin eleman sayısını başına bir s harfi koyarak gösteririz. Küçük a A kümesinin elemanı ise şu şekilde gösterilir. Küçük b A kümesinin elemanı değilse şu şekilde gösteririz arkadaşlar. Örneğin rakamlar kümesini yazmak istediğimizde süslü parantez içerisine yazarız elemanları. Yazdığımızda araya virgüller koyarız. Bakın bu önemli. Elemanların arasına ne konulur? Virgül konulur. Elemanlar virgüllerle ayrılan ifadelerdir. A'nın eleman sayısı nedir? 10 tane rakam olduğu için 10'dur. Burada 2 elemanıdır A. 15 elemanı değildir A'dır. Çünkü 2 bir rakam 15 rakam değil. Örnek bir aşağıda verilen ifadelerden küme olanların yanına tik işareti olmayanlara çarp işareti koyun demiş. Alfabenin sesli harfleri belirli mi? Belirli. 8 tane sesli harfimiz var. Bu herkes için aynı mı? Aynı. Dolayısıyla bu bir kümedir. Çirkin kuşlar güzellik çirkinlik kişiye göre değişen kavramlardır. Bu nedenle herkesin anladığı şey aynı değildir. Çirkin kuşlar küme belirtmez. Yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Herkesi sorsanız herkes aynı cevabı verir. O yüzden bu bir kümedir. Biliyorlarsa tabi. Geometri sözcüğünün harfleri arkadaşlar neler bunlar? G, E, O, M, T, R, I. E iki defa söylemiyoruz. Bakın harfleri sabit mi? Sabit. Herkes aynı şeyi anlıyor. Bu bir küme. Kümelerin gösterimi birincisi liste yöntemi. ikincisi arkadaşlar. Venn şeması üçüncüsü de ortak özellik yöntemi olacak. Liste yöntemi şu parantezin içerisine buna küme parantezi deniyor. Öğrencilerin değişiyle süslü parantez. Süslü parantez içerisine elemanların virgülle ayrılarak yazılmasıdır. Örneğin 10 basamaklı yukarıdaki sayının asal rakamlarının kümesini süslü parantez içine yazalım. Burada neler var? Asal rakam 2 var, 3 var, 5 var. Asal rakam bir de 7 var. 7 var mı burada? Yok. Dolayısıyla son virgülü kaldırıyorum. Kümemi kapatıyorum. Matematik kelimesinin harflerinin oluşturduğu kümeyi liste yöntemiyle yazınız diyor. Yazıyorum M harfi, başka A harfi, T harfi, E harfi. Başka ne var? M yine var. Tekrar yazıyor muyum? Yazmıyorum. A'yı tekrar yazıyor muyum? Yazmıyorum. T'yi onu da yazmıyorum. Ne var o zaman? i var, k var. Demek ki matematiğin harfleri bunlarmış küme halinde yazılınca. V şeması yöntemi kümenin elemanları kapalı bir eğri içinde her bir elemanın önüne birer nokta konularak yazılır. Örneğin asal rakamlar kümesini V şeması ile gösterin diyor. Şöyle bir V şeması yapayım. Kapalı bir eğri. Neler var asal rakam? 2, 3. 5 ve 7 var arkadaşlar. Evet buna isim de verebiliriz. Şu bir A kümesi olsun. Ortak özellik yöntemi kümede bulunan her elemanın sağladığı ortak özellik yazılarak yapılan bir gösterim şeklidir. Örneğin A kümesi X öyle ki X bir asal rakam ifadesi ortak özellik yöntemiyle yapılan bir gösterimdir. Tek tek elemanları yazmak yerine ortak olan özelliğinden faydalandım. Şu sembol Öyle ki anlamına geliyor. Bazen iki nokta üst üste de kullanılabiliyor arkadaşlar. Örnek 5. Aşağıdaki kümeleri liste yöntemiyle yazının diyor. Yazın diyor. Haftanın P harfi ile başlayan günleri neler? Pazartesi var. Başka salı çarşamba, perşembe var. Başka cuma, cumartesi, pazar var. B kümesi x kare eksi 1'in mutlak değeri eşittir 3 demiş, x doğal sayı demiş arkadaşlar. Bunu mutlak değeri kaldırırsak x kare eksi 1 ne olur? 3 olur. x kare eksi 1 ne olur? Eksi 3 olur. Eksi 3'te eksi 1'i karşıya atsak eksi 2 kalır. E, x kare negatif bir sayı eşit olmaz. x kare eksi 1 4 ise, e, x kare eksi 1 3 ise, x kare 4, x de 2 veya eksi 2 gelecektir buradan. Bizler ne istiyor? x doğal sayı olsun diyor. Dolayısıyla eksi 2'yi almayacağım. Elemanım sadece nedir? 2'dir. x öyle ki x kare küçük 5, x tam sayı. Karesi 5'ten küçük olan tam sayılar neler var? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 var arkadaşlar. Ne diyor? x 13 ile 43 arasında ve 5'in katı olsun. Neler var? 15, 20, 25, 30, 35, 40 var mı başka? Başka yok. Bitti arkadaşlar. Elemanların bunlar. A kümesi x öyle ki diyor x 0 ile 33 arasında 3'ün katının 2 fazlası k burada asal sayı olsun diyor. O zaman k'ya ne verebilirim? 2, 3, 5, 7 şeklinde asal sayılar verebilirim. k'ya 2 verirsem ne olur x? 2 verirsem 6, 2 daha 8 oldu. 3 verirsem 3 kere 3 9 11 oldu. Başka 5 versem 15 17 oldu. 7 versem 21 23 oldu. Bundan sonra hangi asal var? 11 var. 11 versem 35 oldu. Sınırın dışına çıktı arkadaşlar. Demek ki x ne olabiliyormuş? Bunlar olabiliyormuş. Eleman sayısı nedir? Eleman sayısı 4'tür. Şunu şöyle kümeyle yazalım. Evet eleman sayısı ne olur? Esa, 4 olacaktır. B kümesi X öyle ki diyor. X 15 sayısının tam sayı bölenleri eleman sayısı nedir diyor. Yani size 15'in tam sayı böleni kaç tanedir demiş oluyor. Yazalım bölenlerini. 1 ile 15'in çarpımı 15'tir. 3 ile 5'in çarpımı 15'tir. Eksi 1 ile eksi 15'in çarpımı 15. Eksi 3 ile eksi 5'in çarpımı 15. Toplam kaç eleman var burada arkadaşlar? 8 tane eleman var. C, x, y'lerden oluşuyormuş. Öyle ki x bölüye 2 2'ymiş, x ve y rakammış. Yani biri diğerinin 2 katı olan rakamlar. Neler var? 2 ile 1 var, 2 bölü 1. Başka? 2 ile 4 var, 4 ile 2. Başka? 3 ile 6 var arkadaşlar. Başka? 4 ile 8 var. Kaç tane eleman var? 4 tane. 2013 YGS sorusu bir A kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. 6 ardışık tek doğal sayıdan oluşuyormuş. En küçüğü x olsun. Bir sonrası x artı 2, x artı 4, x artı 6, x artı 8, x artı 10'muş. 6 tane eleman oldu. Evet ne diyor? Kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşitmiş. Toplayalım kaç tane x var? 6 tane. 2, 4 da 6, 12, 20, 30 yapacak. Hepsini topladım. Bu ne eşitmiş? En büyük elemanın x artı 10'un kaç katına? 4 katına. Düzenlerse artı 40 yapar burası da. Atarsak 2x oldu. 30'u sona atarsak ne oldu? 10 oldu arkadaşlar. X ne geldi buradan? 5 geldi. Bizden ne istiyor? En büyük elemanı nedir diyor. En büyük elemanı x artı 10. On. Ona 5 eklersek ne yapacak? 15 olacak. 2016 LSE sorusu arkadaşlar. Kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasındaki fark 25'tir diyor. Buna göre A kümesinin pozitif elemanlarının sayısı kaçtır diyor. Ene değerler verelim. Birden K'ya kadar verin diyor. Ene 1 verirsek ne olur? 1 çarpı 1 bir üzeri 1'den 1 olur. 2 versek 2 çarpı eksi 1'in karesinden şu 1 arkadaşlar artı 2 olur. 3 verirsek ne olur? Eksi 3. 4 verirsek artı 4. Demek ki tekler negatif çiftler pozitifmiş. Birkaç tane daha yazalım. Eksi 5 artı 6. Eksi 7 artı 8. Eksi 9 artı 10. Eksi 11 artı 12. Eksi 13 şeklinde gidiyor. Peki ne diyor bize? En büyük elemanı ile en küçük elemanı arasındaki fark 25'tir. Şöyle bakın, 12 şu ana kadar yazdığım en büyük eleman, eksi 13'te en küçük eleman. Aralarındaki fark nedir arkadaşlar? 25'tir. Demek ki kümemin elemanları bunlardan oluşuyor arkadaşlar, eksi 13'te sona eriyor. Buna göre diyor A kümesinin pozitif elemanların sayısı nedir? 1 2 3 4 5 6 tane pozitif elemanı var. Evrensel küme üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içinde bulunduran kümeye evrensel küme diyoruz. Yani işlem yaptığımız, tanımladığımız en geniş küme oluyor. Kümeler için birden fazla evrensel küme belirlenebilir. Sorusuna göre iki farklı evrensel küme verilebilir arkadaşlar. Örnek 11. A, B, C kümeleri verilmiş bir evrensel küme yazın diyor arkadaşlar. Yazacağım evrensel küme A, B ve C'nin bütün elemanlarını içermeli. Ne var burada bakıyorum? 1 var, 2 var, 3 var mı? Var. 4 var, 5 var, 6, 7, 8 var. Başka var mı? Başka yok. Evrensel kümem en az bunlardan oluşacak arkadaşlar. Ama bu olmak zorunda değil. Yanında 9 da olabilir, 0 da olabilir başka elemanlar da olabilir. Ama birden 8'e kadar elemanlar içinde olmak zorunda. Boş küme hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme şeklinde veya şeklinde gösterilir. Örneğin 10 ile tam bölünebilen tek sayılar var mıdır? Yoktur. O yüzden elemanı olmadığı için bu bir boş kümedir. Örnek 12. A kümesi verilmiş. Ne diyor? x kare artı 1 küçük 1. Buradan ne olur? x kare küçük 0 olur. Karesi 0'dan küçük olan gerçek sayı var mıdır? Yoktur. O yüzden çözüm kümesi boş küme. Eleman sayısı nedir? 0'dır. Elemanları sonlu sayıda olan kümeleri sonlu küme. Sonlu sayıda olmayan kümeleri ise ne diyoruz? Sonsuz küme diyoruz. Örnek 13. Yukarıda verilen kümelerden hangileri sonlu kümedir diyor. Avrupa kıtasındaki ülkeler sonlu sayıda mıdır? Sonlu sayıdadır. 5'ten küçük tam sayılar sonlu mudur? Eksi sonsuza kadar gider. O yüzden sonsuzdur. 2 ile 4 arasındaki rasyonel sayılar sonlu mudur? Değildir. 2 sayı arasında sonsuz sayıda rasyonel sayı vardır arkadaşlar. X 2 basamaklı asal sayılar bu sonlu sayıda arkadaşlar. Demek ki kaç tane? 2 tane bu kümeler A ve D. Kümelerin eşitliği, elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler denir. A kümesi B kümesine eşitse şeklinde gösterilir. Eşit değilse şeklinde gösterilir. Bunlara farklı kümeler deriz. Örnek 14. A ve B kümeleri verilmiş ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Elemanlarına bakalım. X 2K-1K da tam sayı diyor. 2 ile 8 arasındaki Tek sayılar neler var? 3, 5 ve 7 var arkadaşlar. Elemanları şu şekilde gösterilebilir. Peki y küçük 10, y tek asal sayı diyor. Tek asal sayı neler var? 3, 5 ve 7 var. Asal dediği için 9'u almıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Elemanları aynı olduğu için bunlar aynı kümeler. Yani 2 doğru. A'nın eleman sayısı B'den büyüktür diyor. Eleman sayıları aynı. A ile B'nin eleman sayıları toplamı 3+3 3 daha 6'dır. 8 değildir. Hangileri doğru? Yalnız 2. Alt küme A ve B gibi iki kümeden A'nın her elemanı B'nin de elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Bakın şurada A kümesinin bütün elemanları B'nin de elemanı olduğu için A, B'nin nesidir? Alt kümesidir. Ya da ne denebilir? B kümesi A kümesini kapsar denir arkadaşlar. Alt küme şeklinde kapsar ise şeklinde gösterilir. Burada işaretin ağzının açık olduğu taraf her zaman bir üst kümedir. Yani kapsayan küme veya diğerini altı alan küme. Diğerini alt küme yapan küme şeklinde gösterilir. Eğer A'da olup da B'de olmayan en az bir tane eleman varsa A kümesi B kümesinin alt kümesi değildir. Yani iki kümenin ortak olmayan bir tane elemanı varsa ya da B'nin A'dan farklı bir tane elemanı varsa alt kümesi değildir arkadaşlar. Bu tarz yorum soruları gelebiliyor. Alt küme değilse dediğinde hemen hariçten bir tane elemanı vardır diyeceğiz. Alt küme olmamasını da şeklinde veya şeklinde gösteriyoruz. Her küme kendisinin alt kümesidir. Yani A alt küme A'dır. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Yani şu şeklinde gösterebiliriz. A kümesinin alt kümelerini yazınız. Hiç elemanı olmayan kümesi boş küme. Bir elemanlı, bir elemanlı alt kümeler A, Y, T. İki elemanlı A, AT, YT. T, Üç elemanlı A, y, T. A kümesi verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. A'nın elemanlarına bir bakalım. Virgülle ayrılan ifadeler A'nın elemanları. Ne var burada? 2 var. A var. 3 var. B'den oluşan küme. Arkadaşlar şu haliyle bir eleman. Bakın başka ne var eleman? Şu ifadenin hepsi bir eleman. Yani küme içinde 2, virgül, küme içinde 3 şeklindeki şu ifade bir eleman. 4 de yine bir eleman. Buna göre B'den oluşan küme alt kümedir A diyor arkadaşlar. Şimdi bakın B'den oluşan küme A'nın nesi elemanıdır? Bu arada alt küme yazarken elemanın dışına bir küme işareti daha yapılır arkadaşlar. Ancak bu eleman olduğu için alt küme değildir. 2 ve 3'ten oluşan küme alt kümedir. Ve bakın 2 ve 3'ü elemanları yazıyoruz. Dışına küme işareti yaptığımızda A'nın nesi olacak bu? Alt kümesi olacak. Ne diyor? 2 e Küme içinde 2 virgül, küme içinde 3 ifadesi A'nın elemanıdır diyor. Evet bu bir elemandır arkadaşlar. Baktık küme içinde 2 virgül, küme içinde 3 ifadesi ve 3 elemanı küme içerisinde 3. Oluşan küme alt kümesidir A diyor. Ancak küme içerisinde 3 elemanı yok. A'nın elemanı olarak dolayısıyla bunun alt kümesi değildir. 5'e bakalım. 2 küme B ve 4 alt kümedir A diyor. Bakalım eleman olarak bunlar var mı? 2 var. Küme B var mı? Var. 4 var mı? Var. O zaman bunlardan oluşan küme A'nın bir alt kümesidir. Hangileri doğru? 2, 3 ve 5 önermeleri doğru. Alt küme sayısı. A'nın eleman sayısı ne ise A kümesinin 2 üzeri ne tane alt kümesi vardır. A kümesinin kendisi dışındaki alt kümelerinin sayısı 1 çıkarırsak 2 üzerine eksi 1'dir. A'nın eleman sayısı n olmak üzere n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısı n'in r'li kombinasyonlarıyla bulunur arkadaşlar. Burada biraz kombinasyon bilmemiz gerekecek. n'in r'li kombinasyonu demek n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel demek. Eğer arkadaşlar r ile p'nin toplamı n ise n'in r'lisi n'in p'lisine eşittir. Yani 2 ile 6'nın toplamı 8 olduğu için 8'in ikilisi ile 8'in 6'lı kombinasyonu birbirine eşit olacaktır. N elemanlı bir kümenin tüm alt kümeleri yazılırsa 0 elemanlı, 1 elemanlı 2, 3, 4, 5 en elemanlı bütün alt kümelerinin toplamı nedir? 2 üzeri n'dir. En başta da söylemiştik zaten biraz permütasyon bilgimizi, kombinasyon bilgimizi geliştirelim. 6'nın ikili kombinasyonu neydi arkadaşlar? 6 faktöriyel bölü 6 2 4! x 2 faktöriyeldi. 6 faktöriyeli nasıl yazabilirim? 6 5 4 faktöriyel olarak yazarsam bu da 4 faktöriyel çarpı 2 4 faktöriyeller giderse 30'un yarısı ne olacaktır? 15 olacaktır. B şıkkında 9'un 6'lısını sormuş. Bunun yerine ben Neyi alayım arkadaşlar? 9'un üçlüsünü alayım. Toplamı 9 olduğu için değerler birbirine eşit. Nedir bu da? 9 faktöriyel bölü 9-3 faktöriyel. Bunu pratik olarak şöyle de yazabiliriz. 9'dan geriye 3 tane sayının çarpımı bölü 3 faktöriyel. O da nedir? 3 çarpı 2. 3'de 9'u sadeleştirir. 8'de de 2'yi sadeleştirirsek. 7 kere 12 ne yapacaktır? 84 yapacaktır. 8'in birli kombinasyonu arkadaşlar 8'dir. Bütün sayıların birli kombinasyonu e, sayı sayıya eşittir. Sıfırlı kombinasyonlarda her zaman 1'e eşittir. Sıfır elemanlı alt küme sayısı nedir? Bir tanedir o da boş küme. Bir elemanlı alt küme sayısı da 8'dir. Eleman sayısına eşittir. 8'dir. Örnek 18 A kümesi verilmiş. Alt küme sayısı nedir diyor. Kaç elemanı var? 6 elemanı var. Alt küme sayısı nedir o zaman? 2 üzeri 6, 64'tür. Kendisi dışında kaç alt kümesi vardır? Bir tane çıkarırsak nedir? 63 tane kendisi dışında alt küme vardır. 2 elemanlı alt küme sayısı kaç tane diyor? 6'nın ikili kombinasyonu. O da 6'dan geriye 2 sayının çarpımı bölü 2'den ne olacaktır? 15 olacaktır. En az 4 elemanlı alt küme sayısı nedir? En az 4 dediğine göre ne olabilir? 4 elemanlı olabilir. 5 elemanlı olabilir. 6 elemanlı olabilir. 6'nın dörtlüsü nedir arkadaşlar? 6'nın ikilisine eşit. Az önce bulmuştuk. 15. 6'nın beşlisi 6'nın birlisine eşit. O da 6'dır. 6'nın altılısı 6'nın sıfırlısına eşit. O da 1'dir. Bu da ne yapar? 22 yapacaktır. Alt kümelerinin kaç tanesinde B elemanı bulunur diyor arkadaşlar. B elemanı kesinlikle olmak zorunda diyor. Bu bir seçenek değil. Geriye kaç eleman kaldı? 5 eleman. 2 üzeri 5 tane, 32 tane alt küme yazılabilecektir. İçinde B olan. Alt kümelerinin kaç tanesinde C elemanı bulunur fakat F elemanı bulunmaz diyor. C bulunsun aldım onu. F bulunmasın attım onu. Eleman sayısında bir sıra, sıkıntı ve sınırlama olmadığı için geriye kaç tane kaldı? 4 tane. 2 üzeri 4 diyorum direkt. O da ne yapar? 16 tane alt kümesi vardır. Alt kümelerinin kaç tanesinde D veya E elemanı bulunur diyor arkadaşlar? Bunu iki yolla yapabiliriz. Birincisi D bulunsun E bulunmasın deriz. D bulunmasın E bulunsun. D ve E'nin ikisi de bulunsun. D bulunur E bulunmazsa şu bulundu, bu bulunmadı. Kaç tane eleman var? 4 tane. 2 üzeri 4. D bulunmadı E bulundu. 2 üzeri 4. İkisi de bulundu. 2 üzeri 4. Ne yapar? 48 yapar. Ya da tümünden tümünden D'nin ve E'nin bulunmadıklarını atarız. Tümü neydi? 2 üzeri 6 64. D ve E'nin bulunmadıkları 2 üzeri 4 64'ten 16 çıkarırsak ne olacaktır? 48 olacaktır. Örnek 19 A kümesinin 4 elemanlı alt küme evinin kaç tanesinde Y elemanı bulunur diyor arkadaşlar. Kaç elemanı var A kümesinin? 6 tane elemanı var. İçinde Y bulunanlar. Y'yi alalım. 6 elemandan. geriye 5 tane eleman var. 5 eleman içerisinden seçeceğiz. Kaç tane? Bir elemanı aldık. 3 tane seçeceğiz. 4 değil de birini almış olduk. Neydi o? Y'ydi. 3 tane seçim yapacağız. 5'in üçlüsü ne olur? 10 olur. 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde K elemanı bulunur fakat Z elemanı bulunmaz diyor. Bu defa K bulunuyorsa aldık arkadaşlar. Bir tanesi elim, elimizde var. Başka Z bulunmasın diye onu attık. Geriye kaç tane kaldı? 2, 4 tane kaldı. Bir tanesini aldığımız için, K'yı aldığımız için kaç eleman seçeceğiz? 3 tane seçeceğiz. 4'ün üçlüsü nedir? 4'tür. 4 dört eleman kaç tanesinde G ve M elemanları bulunur diyor. Bu defa 2 tane elemanı aldık. Şimdi 6 tane eleman içerisinde seçim yapıyorduk. 2 tanesi gitti. 4 tanenin içinden seçim yapacağız. 4 elemanlı alt kümeleri diyor ancak 2 tanesini zaten aldık. Dolayısıyla 2 tane seçim yapacağız. 4'ün ikilisi aradığımız cevap olacak. 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde G veya M dikkatli olun burada ne var arada? Veya var arkadaşlar. Elemanı bulunur. Bunu şöyle yapabiliriz. Birinci yol olarak G bulunur, M bulunmaz. G bulunmaz, M bulunur. G ve M bulunur. Bu şekilde tek tek hesaplayabiliriz. Ancak ona girmeye hiç gerek yok. Tümünden, tümünden G ve M'nin bulunmadıklarını çıkarırsak arkadaşlar ne olacaktır? Aradığımız cevap gelecektir. Tümü nedir? Nedir? 6'nın dörtlüsü. Peki G ve M'nin olmadıkları 6 eleman var. G ve M'yi çizersem 4 tane. 4'ün dörtlüsü arkadaşlar. 6'nın dörtlüsü neydi? 15 bulmuştuk. 4'ün dörtlüsü de 1'di çıkarırsak ne kalacak? 14 kalacak. 2017 YGS sorusu. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme deniyormuş. Örneğin K kümesi 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyor. Bu bir gizemli küme. Niye? Eleman sayısı 3 arkadaşlar. Aynı zamanda eleman olarak içerisinde yer alıyor. Olay bu. Buna göre A kümesi verilmiş alt kümelerinden kaç tanesi gizemli kümedir diyor. A'nın sıfır elemanlı alt kümelerini incelersek sıfır eleman sayısı olarak yer aldığında içinde yer veremeyiz. Dolayısıyla sıfır elemanlı gizemli küme olmaz. Peki bir elemanlı gizemli kümesine bakalım. İçinde bir yer alacak arkadaşlar. Bir elemanlı olduğu için sadece bir yer alacak. Dolayısıyla bir tane eleman var. Peki iki elemanlara bakalım. İki elemanlı da ne olacak? İki yer alacak arkadaşlar içerisinde. Geri kalan beş tane elemandan bir tane seçeceğiz. 5 tane elemandan birini seçeceğiz. Aslında da bir elemanlıda da 5 elemandan hiçbirini seçememiştik. 5'in sıfırlısıydı. 5'in sıfırlısı ne bu arada? 1. Bir. 5'in birlisi 5. 3 elemanları incelediğimizde arkadaşlar içerisinde 3 üç bulunacak. 3'ün yanına 2 tane eleman seçeceğim. Kaç elemandan? Geri kalan 5 elemandan ikisini seçeceğim. 4 elemanlara baktığımda 4'ün yanına 3 tane eleman seçeceğim. Geri kalan 5 elemanın 3'ünü seçeceğim. 5 elemanla da, da aynı şekilde geriye kalan 5 elemanın 4'ünü seçeceğim. 6 elemanla hepsinde ise 6'nın yanına bütün elemanlar yazacağım için bir tane seçenek kalacak zaten. 5'in 4'lüsü nedir? 5. 5'in 3'lüsü 10. 5'in 2'lisi 10. 5'in 1'lisi 5. 5'in 0'lısı 1 yaptı. Buna göre toplarsak 10, 20, 25, 30, 31, 32 tane gizemli küme vardır. A ve B kümeleri verilmiş bir D kümesi arkadaşlar A'yı kapsıyormuş, B tarafından da kapsanıyormuş. Bu şartı sağlayan kaç farklı D kümesi yazılabilir diyor. Aradığım D kümesinde A kümesi mutlaka olmak zorunda çünkü A'yı kapsıyor. Dolayısıyla 1 olacak, 3 olacak, 5 olacak, 7 olacak. Bu bir seçenek değil arkadaşlar. Olmak zorunda. Bu nedenle hiç seçenekler arasına katmıyorum. Geriye ne kaldı? 2, 4, 6 ve 8 kaldı. Kaç eleman kaldı? 4 eleman. 4 elemanın farklı alt kümelerini alırsak D kümesini oluşturabilir. Yani 2 üzeri 4 tane farklı D yazabilirim. Aynı şartı sağlayan eleman sayısı kaç farklı değeri alabilir diyor arkadaşlar. Şimdi A kümesinin kaç elemanı var? 4 tane. D'nin de 4 olabilir. Başka d'nin ne olabilir? 5, 6, 7. B'nin kaç tane? 8 tane. 8'e kadar gidebilir. Şuralarda eşitlikle olduğu için arkadaşlar A ve D de, A ve B de olabilir demek bu. Dolayısıyla kaç farklı durum var? 2 4 5 farklı 5 farklı eleman sayısı değeri alabilir. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Hiç eleman olmayan kümeye boş küme denir. Evet buna göre aşağıda tanımlanmış kümelerden hangisi boş kümeye örnek olabilir diyor arkadaşlar. Kümenin içinde sıfır elemanı var. Bir tane eleman var. Bu bir boş küme değildir. X ne diyor? Eksi 1 ile 1 arasında ve çift sayı. Eksi 1 ile 1 arasında çift sayı var mı? Var. Sıfır var. Dolayısıyla boş küme değil. Kümenin içerisine boş küme sembolünü koymuş. Boş küme sembolünden oluşan küme yani bu bir boş küme değil arkadaşlar. Ne diyor? 2 artı x kare küçük 3 x sayma sayısı diyor. x kare buradan küçük 1 olacaktır. Karesi birden küçük olan sayma sayısı var mı? Yok arkadaşlar. Bu bir boş kümedir. A kümesi vermiş olduğuna göre eleman sayısı kaçtır A kümesinin diyor. Elemanlar birbirinden virgülle ayrılmalı. Buna göre Bakalım bir var 2 şu ifadenin tamamı var 5 var şu ifadenin tamamı kaç tane? 1 2 3 4 5 tane elemanı var. Olduğuna göre A'nın eleman sayısı kaçtır diyor. X hangi aralıktaymış? 2 ile 11 arasında. Çift sayılar neler diyor? 4 6 8 10. Kaç tane eleman var? 4 tane. K kümesi x çarpı y 16, x ve y pozitif tam sayılar kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Çarpımı 16 olan elemanlar neler var? 1 ile 16 var. Başka 2 ile 8. 4 ile 4. Başka 8 ile 2. 16 ile 1. Bu şekilde kaç farklı ikili varmış? 5 farklı ikili varmış. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 2a'nın elemanı mı? Evet. 7 elemanı değil değil demiş zaten. 6 elemanı değil demiş. Bu yanlış arkadaşlar. 6 A kümesi verilmiş. Haftanın D harfiyle başlayan günleri var mı böyle bir gün? Yok arkadaşlar. Bu nedir? Boş küme. B kümesi verilmiş. X 1 ile 3 arasında X tek tam sayı demiş. 1 ile 3 arasında sadece 2 tam sayısı var. O da çift demek ki bu da boş küme. Burada da eleman yok. Olduğuna göre hangisi doğrudur? A ile B'nin eleman sayılarının toplamı sıfırdır. A kümesi verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Eleman sayısı 4 evet. 1 A'nın elemanı mı elemanı. 5 ve 7'den oluşan küme A'nın alt kümesi mi? 5 ve 7 elemanı olduğu için bu küme alt kümesi. Bu da doğru. 3 ve 7'den oluşan küme A'nın elemanıdır diyor. A'nın alt kümesi elemanı değil arkadaşlar. D yanlış. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A kümesinin bir alt kümesi değildir? A kümesinin dışında bir eleman varsa eğer o küme A'nın alt kümesi olmayacaktır. Boş küme her kümenin alt kümesiydi. A ve C A'da var. A, B, E A'da var. B, C, D, E A'da var. C, E, F elemanı A'da yok. O yüzden E alt küme değil. 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Nedir? 2 üzeri 5 32'dir. A kümesi verilmiş. Buna göre A kümesinin alt küme sayısı ile kendisi dışındaki alt küme sayısının toplamı nedir diyor. Kaç elemanı var A kümesinin? 0 ile 7 aralığında 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanları olmak üzere 6 tane elemanı var. Alt küme sayısı nedir? 2 üzeri 6'dan 64. Kendisi dışındaki alt küme sayısı 1 eksiği 63. Toplayın diyor. 127 yapacak. 4 elemanlı alt küme sayısı 2 elemanlı alt küme sayısına eşit olan küme. Yani n'in dörtlüsü eleman sayısı n'sine eşitmiş. O zaman n nedir? 4 ile 2'nin toplamıdır. Kümenin eleman sayısı 6 oldu. Alt küme sayısı nedir? 2 üzeri 6, 64'tür. 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır diyor. 5'in ikili kombinasyonu. Ne yapıyorum? 5'ten geriye 2 sayının çarpımı bölü 2 faktör yer. Bu da ne yapar? 10 yapar. A kümesinin 2 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 1 elemanı bulunur diyor. 2 elemanından bir tanesi 1 olacak. Geri kalan 4 elemanından bir tane seçeceğiz 1'in yanına. O da ne yapacaktır? 4 yapacaktır. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 eleman olarak bulunur? Bir tanesi 2'ymiş. Fakat 4 bulunmaz diyor. Bulunmayan attım. 2'yi de aldım. Geriye kaç tane kaldı? 3 tane. Bu 3 elemandan 2 tanesini alırsam kaç farklı seçenek olur? 3 farklı seçenek olur. A kümesinin 4 elemanlı alt küme sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. X kare küçük 39 demiş arkadaşlar. Bunu sağlayan elemanlar neler var? Eksi 6, eksi 5, artı 5, artı 6. Kaç tane eleman var bu şekilde? 6'dan eksi 6'yı çıkarırsam, 12 bir eklersem 13. 13 tane elemanın nesini istiyor? 4 elemanlı alt küme sayısını 13'ün dörtlüsü olacaktır. A kümesinin alt küme sayısı 64. Eleman sayısı ne o zaman? 256, 64 olduğu için 6 A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısından bir fazla. SP ne olacak o zaman? 5 olacak. Ne diyor? B kümesinin iki elemanlı alt küme sayısı kaçtır diyor. Yani 5'in ikili kombinasyonu nedir diyor. O da nedir? 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 olacak. Aşağıdaki kümelerden eleman sayısı en çok olan hangisidir diyor. A şıkkına bakalım. Eksi 1 ile 3 arasındaki tam sayılar demiş. Neler var? 0, 1, 2 var. Kaç eleman var arkadaşlar? 3 tane eleman var. B kümesinde eksi 7 ile kök 11 arasındaki doğal sayılar demiş. Dikkat edin kümelere. Doğal sayılar neler var? Kök 11'den küçük. 3, 2, 1, 0. Kaç tane? 4 tane doğal sayı var. Eksi 6 ile 10 arasındaki negatif tam sayılar demiş bu defa. Eksi 6'yı almayacağız. Eşitlik yok. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Kaç tane? 5 tane eleman var. Eksi 3 ile kök 29 arasındaki tam sayılar demiş. Burada neler var? Eksi 3 var. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. 5'in karesi 25 olduğu için 5 de burada. Kaç tane eleman var burada? 9 tane eleman var. Şu ana kadar en fazla bu. Ee, e şıkkında ne diyor? Kök 3 ile kök arasındaki tam sayılar. Neler var? 2'nin karesi 4, 3, 4, 5, 6'nın karesi 36. 6 da burada. Kaç tane eleman var bu şekilde? 5 tane. O zaman en fazla hangisinde? D şıkkında. A kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanının toplamı kaçtır demiş. X sayısı ne diyor? 2 üzeri ile eksi 2'nin en artı birinci kuvvetidir diyor. Büyük sayı verirsem sanki pozitifte negatifte büyük gelir gibi duruyor. 6 verelim. Ne olur? 2 üzeri 6 artı eksi 2 üzeri 7 olacaktır. 2 üzeri 6 nedir? 64 2 üzeri 7 nedir? Arkadaşlar eksi 128 ne yapar bu? Eksi 64 yapar. Peki n'e 5 verirsek ne olur? 2 üzeri 5 artı eksi 2 üzeri 6 yapar arkadaşlar. Bu da ne yapar? 2 üzeri 6 64'tü. 2 üzeri 5 de 32 toplarsak 96 yapar. Bizden ne istiyor? Şu en küçük olur. Bu da en büyük olur. Bundan sonra sayılar küçülecektir yani sıfıra yakın olacaktır. Mutlak değerce de küçülecektir. Dolayısıyla 264'ten 64'ten küçük ve 96'dan büyük başka sayı olmayacaktır. Toplarsak ne olur? 32 olacaktır. A kümesi 4 ile 77 arasında 4'ün katı olan sayılarmış. Neler var bunlar? 8, 12, 16, 20 şeklinde gidiyor. 64, 68, 72, 76'ya kadar arkadaşlar. Ne diyor? A kümesinin kaç elemanı 5 veya 6 ile tam bölünebilir diyor. Bu elemanlar içerisinde 5'in katlarını bulalım. 5 ile 4'ün ortak katı nedir? 20. 20'nin katları lazım bana. 20, 40, 60 var. 6'nın katı diyor. 4 ile 6'nın ortak katı nedir? 12. 12'nin katları lazım. 12, 24, 36, 48, 60'ı yazmıştım. Kaç tane? 3, 5 de burada. 8 tane eleman var. A kümesi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A'nın elemanlarına bakalım. A, küçük A, küçük B. A'dan oluşan küme. C, D'den oluşan küme. C, D, E'den oluşan küme. D ve F elemanları nedir? A'nın elemanlarıdır. Kaç tane elemanı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. A doğru. A küçük A elemandır büyük A diyor. Evet doğru. CD'den oluşan küme elemandır A diyor. Virgülle ayrılmış. Evet bu da doğru. CD'den oluşan küme A'nın alt kümesidir diyor. C ve D ayrı elemanları var mı? Var bakın. Şimdi şunu inceliyorum sadece. Bakın şu C ile şu D elemanlarından oluşan küme alt kümesidir A. Bu da doğru arkadaşlar. B, C, D e elemanlarından oluşan küme A'nın alt kümesidir diyor. B ayrı elemanları var mı? B var, C var, D var ama ayrı E elemanı yok. O yüzden E şıkkı yanlış. İki elemanlı alt küme sayısı 10 olan bir kümenin eleman sayısı neymiş demek ki? 5'miş çünkü 5'in ikilisi 10'dur arkadaşlar. Ne diyor? 4 elemanlı alt kümeleriyle 5 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı kaç tane alt kümesi olur? 5 tane alt kümesi olur. Ne diyor? Alt kümeleriyle bir A kümesi oluşturuluyormuş. A'nın eleman sayısı 5'tir. Ne diyor? Buna göre A kümesinin kendisi dışındaki alt küme sayısı kaçtır? Alt küme sayısı neydi? 2 üzeri n. Kendisini çıkarırsanız ne olur? n dediğimizde 5 burada. 32 eksi 1, 31 olacaktır. Bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı ile 3 elemanlı alt küme sayısının toplamı eleman sayısının 4 katıymış. Yani n'in ikilisi artı n'in üçlüsü 4 neye eşitmiş. Bu kümenin alt küme sayısı kaçtır diyor? Arkadaşlar elimiz bir doğal sayı işlemi yapabiliriz ama hemen birkaç birkaç değer vererek sonuca ulaşabiliriz. N'e 3'ten 3 veya 3'ten büyük bir değer vereceğim. 3 versem olmayacağı görünüyor zaten. 4 versem 4'ün ikilisi 6 artı 4'ün üçlüsü 4. 4 kere 4 16 olmadı. 5 versem ne olur? 5'in ikilisi 10. 5'in üçlüsü 10. 4 kere 5 20 sağladı mı? Sağladı arkadaşlar. Demek ki n neymiş? 5'miş. Ne istiyor benden? Alt küme sayısını yani 2 üzeri 5 nedir diyor. Nedir arkadaşlar? 32'dir. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında iki sesli harf bulunur diyor arkadaşlar. Kaç tane sesli harf var bakalım. A var, E var, başka var mı? Başka yok. 2 sesli harfin ikisini de aldık. Başka ne diyor? 4 elemanlı alt küme dediği için Kalan elemanlardan 2 tane seçeceğim. Kaç tane var? 5 tane eleman kaldı. İkisini seçeceğim. 2'nin ikili kombinasyonu 1'di. 5'in ikilisi 10'du. Çarparsam ne olacaktır? 10 yapacaktır. A kümesi veriliyor. 1, 2 alt küme B. O da alt küme. A şartını sağlayacak şekilde kaç farklı 4 elemanlı B kümesi yazılabilir diye arkadaşlar. B kümesinin içerisinde ne olmak zorunda diyor? 1 ve 2 olmak zorunda. Geriye kalan 3 elemandan 2 tane al, 4 elemanlı yap diyor. Yani 3 elemandan ikisini seçersem, ikisi de 1 ve 2 olacak, 4 elemanlı kümeler yazacağım. 3'ün ikilisi neye eşit arkadaşlar? 3'e eşit. Yeni nesil sorular. ABC birer küme olmak üzere boş küme A'nın alt kümesidir diyor. Evet, boş küme her kümenin alt kümesidir A B'yi kapsar. A'da da B'yi kapsarsa A ile B aynı kümedir diyor. Evet. Aksi takdirde e, hem B A'yı hem de A B'yi kapsayamaz. B A'yı kapsar. C de B'yi kapsarsa C A'yı kapsar. Evet. Bunlar birbirinin içerisinde kümeler. Bakın şöyle. En içeride hangisi varmış? En içeride en dışarıda C var. Onun içinde B var. Onun içerisinde A var. O zaman ne söyleyebiliriz? C kapsar. C kapsar a diyebiliriz. Demek ki 3 de doğru. Neymiş cevap? 1 2 3 doğruymuş. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinin elemanları toplamı 7'dir diyor arkadaşlar. Bakalım. 1 2 ve 4'ün toplamı ne olur? 7. Biri bu olabilir. Başka 3 ve 4 olabilir. Başka 5 ve 2 olabilir. Toplamı 7 olan başka var mı arkadaşlar? Yok. Kaç tane? 3 tane farklı kümenin elemanlarının toplamı 7. A ve B kümeleri verilmiş olduğuna göre ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diyor. Elemanlarını açıkça yazalım A ve B'nin 2k-1'den oluşuyor diyor. k 1 ve 5 aralığındaymış. 2k-1 tek sayılar demek. 1 ile 5 arasındaki tek sayı ne var? 3 var arkadaşlar. B kümesi neymiş? y-1 çiftmiş. Yani y tekmiş arkadaşlar. Yani tek rakamlardan oluşuyormuş. 1 3 5 7 ve 9'dan oluşuyor B kümesi. Ne diyor? Buna göre A'nın eleman sayısı 5. A'nın eleman sayısı 1 arkadaşlar. Yanlış. B A'yı kapsar. 3 B'de de olduğu için B A'yı kapsar. A ile B eşit olmazlar. Eşit değiller. B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısından fazladır. Kaç tane doğru var? 2 tane. A kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri yazılıp her birinin elemanları kendi içinde ayrı ayrı toplanıyormuş arkadaşlar. Toplamları negatif olanların sonuç B kümesi oluşturuluyormuş. Buna göre B'nin eleman sayısı nedir diyor. Toplamları negatif olan ne olabilir? Eksi 4, eksi 3, eksi 1. Eksi 1'in yerine 1, 2 veya 5 alabiliriz. E, ya da eksi 3'ü kaldırıp eksi 4, eksi 1, 1, eksi 4, eksi 1, 2 alabiliriz. Eksi 4'ün yerine eksi 3 alıp eksi 3 eksi 1 1 eksi 3 eksi 1 2 yapabiliriz. Bir de eksi 4 1 2 sayılarını alabiliriz. Bunların toplamları negatif sayılar. Peki neler var bunların toplamında? 4 7 8 eksi 8 var. Başka eksi 4 eksi 7 1 çıktı. Eksi 6 var. Başka eksi 7 artı 2 eksi 5 var. Eksi 7 artı 5 ne var? Eksi 2 var arkadaşlar. Toplarsak burası ne? Eksi 4. 2 ile toplarsak eksi 5 artı 2'den eksi 3. Burada giderse eksi 3 yine farklı gelmedi. E, toplarsak eksi 2. Eksi 2 var mıydı? Vardı. Eksi 1 var mı? Şunları toplarsak bu da eksi 1. Şu eksi 2 idi. Şu da eksi 3. Peki neler var? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 yok arkadaşlar. Ne var? Eksi 8 var. Buna göre Kaç farklı seçenek var? 7 farklı seçenek var. Haliyle B elemanında, B kümesinin de 7 elemanı var. A kümesinin bazı alt kümeleri verilmiş. Buna göre A kümesinin 2 elemanlı alt kümelerin sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi alt kümeler yazılırken dışına küme işareti yazılıyordu arkadaşlar. Ee şurada dışındaki kümeyi çıkarırsak A'nın elemanı ne olabilir? Küçük A olabilir. Başka küme işaretini çıkarırsak B ve C olabilir. Başka dıştaki kümeyi çıkarırsak küme A olabilir. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı en az kaçtır? Bizden ne istiyor? A kümesinin iki elemanlı alt kümelerin sayısı en az kaçtır? 4'ün ikilisi nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'dır. Bu da nerede? C şıkkında. 6 A eşit değil K, B eşit değil K'ymış arkadaşlar. A kümesi 1, 2, 4'ten oluşuyor. B kümesi verilmiş. K kümesi A'yı kapsıyor. B tarafından kapsanıyor arkadaşlar. Bu şartı sağlayan kaç farklı K kümesi yazılabilir diyor. Şimdi K A'yı kapsadığına göre A'nın elemanları mutlaka K'nın içinde olmak zorunda. Yani 1, 2 ve 4 var. Bu seçim zorunluluk. Peki başka neler var? 3 5 6 7 8 9 var. Kaç farklı eleman var? 1 2 3 4 5 6 eleman. Kaç farklı alt küme yazılabilir o zaman? 256'dan 64 farklı alt küme yazılabilir. Peki ne diyor? Kaç farklı K kümesi yazılabilir? Yalnız burada başta şunu söylemiş. K, A ve B'den farklı demiş. Dolayısıyla A ve B'ye eşit olanları çıkarırsak kaç farklı küme var? Burada 62 farklı K kümesi yazılabilir. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.